Şimdi bir şey aldık. Bir bardak yarma aldık. Hani bu aşurelik buğdayımızdan aldık. Bunu geceden ıslattık, böyle şişirdik güzelce. Bunu bir su bardağı kadar yarmayı doldurduk bir kabımızın içine. Sonra ne yapıyoruz? Bunun içine bir çay bardağı kadar güzel dövülmüş ceviz. Biraz masraflı olduğunu hocam diyebiliyorsunuz belki lafa için. Evet sevgili kardeşim, bunu sonra cevizin içinde, ceviz yağının içinde çok özellikler var eklem ağrıları için. Bunun içine sevgili kardeşlerim lapa olacak kadar süt koyuyoruz. Lapa yapacak kadar ve ateşi de yakıyoruz altını. Evet. Ne koyduk? Yarma, buğday. Ne koyduk? Ceviz. Ceviz iyice dövülmüş olsun. İyice toz haline de gelse olur, daha da iyi olur. Bunun içine ne koyduk? Süt koyduk. Ne kadar koyduk? Lapa olacak kadar koyduk. Evet. Şimdi bunun altını ısıtıyoruz. Dayanabilir kadar sıcaklığa gelene kadar ısıtacağız. Sonra şu püre aletimiz vardır. Hani böyle sık ezeriz ya. Ya bununla ya da tahta kaşığın arkasıyla güzelce bunları eziyoruz. Böyle eziyoruz güzelce. İyice eziyoruz. Sıcaklığına dikkat ediyoruz. Fazla yakmayacak kadar ısıtacağız bunu. Ne koyduk? Ceviz. Ne koyduk? Buğday. Yarma buğday dediğimiz buğdaydan koyduk. İçine de süt koyduk. Bunu güzelce lapa haline getiriyoruz. Evet. Dayanabildiğimiz sıcaklığa gelene kadar bunu güzelce ısıttık. Ondan sonra kabımızı alacağız. Sevgili kardeşlerim, bunun içine bir tatlı kaşığı ozon yağı, bir tatlı kaşığı çörek otu yağı, bir tatlı kaşığı ozon, bir tatlı kaşığı çörek otu yağı, bir tatlı kaşığı da ceviz yağı koyuyoruz. Bunun içine bir çay kaşığı da limon yağı koyuyoruz. Evet, bunların hepsini güzelce karıştırıyoruz. İşte size eklem ağrılarında, diğer eklemlerde de kullanabilirsiniz. Süper bir lapa. Biraz cevizli nedeniyle masraflı olabilir ama faydasını çok göreceksiniz. Bir de misler gibi kokar. Bir kokla abla. Çok güzel. Güzel kokuyor değil mi? Evet, şimdi daha önce boynunu ablamızın güzelce ısıttık. Isımı size bugün vereceğimiz ısıtıcıyla ısıttık. İyice rahatlattık. Tut bakalım mikrofonu bir kendisine. Nasıl vaziyetler? İyi hocam. İyi misin? İyiyim hocam. Şu ısıtıcıyı boynuna koymuştuk. Güzelce ısıttık kendisini, burasını rahatlattık. Ondan sonra şimdi lapamızı uygulayacağız. Şunu şöyle tutalım ki. Sen güzelce ey başını abla, sen de bir şey yapma. Lapamızdan getirip koyuyoruz boynunun olduğu yere. Yakmıyor değil mi? Hı. Yakıyor mu? Yakmıyor değil mi? Yok hocam. Tamam. Güzelce kapat. Hah. İşte buraya lapamızı uyguladık. Güzelce bir naylonla da sardık. Canım kardeşlerim, kıpırdama abla. Her türlü eklemde kullanabileceğiniz çok basit, çok güzel bir lapa.